AKP diyor ki biz olağanüstü halden olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak seçimin iptalini isteyeceğiz. Peki nedir bu? Olağanüstü itiraz ne zaman yapılır? Süresi nedir? Sanki bunun hiç süresi yokmuş. Kafama estim ben istediğim zaman başvururum. Böyle bir şey olur mu Hukuk Onunla ilgili yapma. Sayın e, İbrahim Kaboğlu bir açıklama evet. yaptı. Kendisi zaten anayasa hukukçusu evet. ve e, CHP milletvekili. Dedi ki olağanüstü itiraz süresi 8 Nisan'da sona erdi dedi. Çok doğru. Ee, yani Ben şimdi belgesini göstereyim size. Bakın. Şu nedir? 1 Nisan gecesi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığına dair İl Seçim Kurulu birleşme tutanağı. Değil mi bu? İşte bu tutanak imzalandığı andan itibaren 7 gün içinde itiraz etmelilerdi. 7 gün içinde olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak itiraz etmelilerdi. Ama bu arada bir şeye dikkat etmelilerdi. Yeni bir fiil olacak, müessir bir şekilde sonucu et, sonucu değiştirebilecek olacak. Yani müessir olacak o fiil ve sonucu değiştirebileceği kesin delilli ve kanaatli olacak. O itirazla başvurabilecekler. orta böyle bir durum var mı? Ben e, ee, AKP'lilerin verdiği dilekçeyi incelediğimde ne yazık ki böyle bir durum göremiyorum. Böyle bir durum ortaya çıkmış değil. Yeni bir durumdan bahsetmiyorlar. Zaten değerlendirilmiş durumlardan, zaten karara bağlanmış durumlardan bahsediyorlar. Nedir karara bağlanmış durumlar? Bir, yüksek seçim kurulu karar verip liste kesinleşince bu büyük bir YSK kararıdır. Senin itiraz hakkın yoktur. İki, zaten sen itirazlarda yapmışsın bunlarla ilgili. Bu durumlar zaten değerlendirilmiş. Sen neye itiraz ediyorsun? Böyle bir şey olur mu? Kaldı ki YSK'nın daha önceki bütün iştahatları, bütün kararları bu tipten iddiaların tersinedir. Onu Ancak bekliyorum. daha düne kadar olağanüstü itiraz sürecimiz devam edecek, ee, böyle bir itirazımız olacak deniliyordu. Evet. Yani siz e, AKP kanadının itiraz süresinden haberlerinin olmadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? E, aslında haberleri var ama bir kamuoyu yanıltma operasyonuyla baş başayız. Çok net bir şekilde söylüyorum. Onlar sonucu biliyorlar. Hep beraber göreceğiz. Birkaç gün içinde Ekrem mazbatası ile ilgili gelişme olacak ve hep beraber göreceğiz. Bu yapılan şeyi süreci uzatma. Bunu bir bilgi olarak mı söylüyorsunuz yoksa kendi yorumunuz mu? E, birkaç e, gün içinde mazbat alacak demeniz? Kendi yorumum olmakla beraber bilgiye dayanan yorum diyeyim. Bilgiye dayanan kendi yorumunuzla birlikte ekran evet. İmamoğlu birkaç gün içerisinde mazbata alacak diyorsunuz. Mazbatayı alacak. Almalı zaten. Şu düzenlendiği andan itibaren mazbatayı almalıydı. Eğer bir itiraz varsa ondan sonra yapılmalıydı.